İzmir'de mesleğini icra ederken kafasına silah dayanarak saldırıya uğrayan avukat meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bunun son saldırı olmasını temenni ediyorum. Yaşanan bu olay bile ülkemizde hukuk tanımazlığın, mafya düzeninin ne duruma geldiğini göstermektedir. Siyasi parti liderlerine yapılan saldırıların faillerinin maalesef ellerini kollarını sallayarak hala sokakta gezdiğini görüyoruz. Bakanlığı sırasında kendi şirketinden bakanlığına mal satıldığı gerekçesiyle görevden alınan kişi hakkında hala bir soruşturma açıldığını duymadık. Kadınların yaşam hakkının teminatı olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir kişinin kararı ile bir gece ansızın çekildiğimizi öğrendik. Halk tarafından seçilmiş birçok kişinin hala cezaevinde tutuklu olduğunu biliyoruz. Mahkeme kararı ile tahliyesine karar verilen Osman Kavala'nın başka bir soruşturma gerekçe gösterilerek yaklaşık 4 yıldır tutuklu olduğunu biliyoruz. Birçok habere hukuksuz bir şekilde erişim engeli kararı verildiğini biliyoruz. Daha bugün 301 maden işçisinin ölümüne sebep olan davada alt sınırdan ceza verildiğine şahit olduk. Yine bugün tüm kamuoyu tarafından bilinen ve bütün kumpasın hazırlayıcıları ve karar vericileri FETÖ iddiasıyla tutuklu bulunan balyoz davasıyla ilgili Yargıtay tarafından bozma kararı verildiğini gördük. İşte 20 yıllık ucube iktidarınızın ülkemizi getirdiği son durum budur. Bu yüzden gençler ülkemizden kaçıyor, bu yüzden gençler umutsuz.